ben gerçekten bu e, seni de ekibini de bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Bu emekli mevzu, emekli maaşı mevzunu her gün gündeme taşımak lazım. Çünkü Bence yani, de 10 bin lira verilir. Yani bir şey yani bu çok yani neden bunu her gün konuşuyor? Belki emekli olmayanlar için şey geliyor olabilir ama ya şöyle bir gerçek e var. Olacak. Ülkede mesela ya onlar da on bin alıyor, e, evet, bin alıyor ya şimdi, yani bin mesela alıyor. Mesela az önce sen şey yaparken e, anlatırken bir asgari kelimesinin sözlük anlamına bakmak istedim bir kez daha. En aşağı, Buyurun. en düşük, en az, en azından. Tamam mı? Sözlükteki anlamı artık. bu. Doğru. Şimdi yani emekli ya bu asgari ülkedeki asgari yani en az, en aşağı, en düşük neredeyse yarısını alıyor. Dolayısıyla biz ne konuşursak konuşalım yani her gün zamları konuşuyoruz, enflasyonu konuşuyoruz. Şöyle inecek, böyle çıkacak falan. Arkadaş yani böyle bir şey olabilir mi? Emekli mi? Asgari ülkedeki en az, en aşağı, en düşüğün yarısını alan neredeyse bir emekli maaşı var. Ve onun da bir e ekstradan bir e ikramiye verilecek. O da e 3 bin lira yani lütfedildi onu da görüyorsun. Yine o çok güzel bir çalışma o. 2018 yılında 3 tane çeyrek altın alınabilecekken ki ben bana göre tek gerçek para birimi çağlar boyunca altın olduğu için doğru, altınla ölçmek çok doğru. 2018 yılında o ikramiyeyle 1000 lirayla 3 çeyrek altın alınabiliyorken bugün verilen 3000 liralık ikramiyeyle bir çeyrek altın alınamıyor. İşte bu Nasıl bir erime olduğunu. İkramiyedeki erimeyi konuşuyoruz. Maaşta zaten erime var. Yani e, bu konu ya tamam herkesi emekli edelimden falan çok başka bir konu yapmayacaktınız o zaman. Yani, Herkes 10 bin lira verecekseniz evet. söyleseydiniz. Yani bu kadar hani asgari dediğiniz şeyin bu kadar altında e, bir emekli maaşı zaten her gün gündeme getirmekte fayda var. Çünkü bu e, yaşam yani açlık sınırının çok altında bir rakam. E, böyle bir e, insan bir bir ülke gerçekten vatandaşına bu kadar bir sosyal devlet bu kadar aşağı bir rakamla yaşama şartları sunmamalı. Ya bu çok önemli. Onun için ben bunu her gün konuşmaktan imtina edilmemesi gerektiği şey konusunda Ben de ne kadar kaybettiğini insanların veriyorum işte. Ya bu çok normal mi peki? Ben size şöyle sorayım. Mesela işte o dönemde üç tane çeyrek altın alabiliyoruz. 161 litre benzin alabiliyoruz. Yani 2018-2024 enflasyon farkı %455 normal mi? Ya işte anormal. Ya, işte <laughs> ya değil mi? yapılan bütün hataların faturasını sanki emekliler ödemek zorunda. Ya işin özeti bu aslında. Siz durmadan para piyasası hatası, para ekonomi kararları hatası, işte dış politika hatası yapıyorsunuz, yapıyorsunuz ülkeye mesela sığınmacılar da oluşuyor, onların da ortak servetten bir pay alıyor falan derken her şeyin bedelini döndüğü zaman ya bizim bütçeyi denk getirmemiz lazım. E bütçeye katkısı olmayan emekler var, onlardan kesim ya böyle bir böyle bir anlayışa sonuna kadar karşıyım. Bunun bedelini sadece emeklerin ödemesi diye bir şey olamaz. Onun için bu dengelerin bir an önce normal, en azından en aşağı en asgari. Onun için Özgür Özel'in aslında getirdiği gündem de önemli yani bu kartla. 17 bin lira sınırı tanıma. Çünkü bence asgari dediğimiz şeye ulaşmaları gerekiyor. ya. Asgarinin bu kadar altında bir emekli maaşı olamaz yani. Bu sistem böyle akamaz yani. Çok daha hiper enflasyon şeyine doğru götürüyorsun. Ve vatandaşta büyük bir açlık problemi yaşamaya başlayacaksın yani. Bir doğru. vatandaşın Meral Akşener'e şeyi verdiği yaptığı isyanda çok haklı yani. Hiçbir şey yiyemiyoruz. Açız susuzuz falan demeye baş. Gerçekten ya yani. ekmeğin suyun bile çok bağlı olduğu bir ortama geldik artık yani. Ama işte sanırım Akşener de bu kadar birleşince şeyden yani Mayıs'ta daha oy verdiniz diye tepki gösteriyor. Evet ama vatandaş oyunu verdi yani. Şimdi oyu veren vermemen ya yani sen buna ya yani siyasetçilerin ben seçmene kızma hakkı olduğunu düşünmüyorum. Siyasetçi işini yani yapacak. Niye birlikte değilsiniz diye de sorabilir vatandaş. Sizi. Evet işte onu sorabilir. Vatandaş soracak yani. Vatandaş bir yani kere bir soru sorma hakkı olmuş. CHP'de bir de. kere gidiyor seç görevini yapıyor oyunu veriyor yani. Şimdi o evet. vatandaş isyan eden vatandaş onu seçmenin Çok istiyorsanız yani. Mayıs'ta niye vermediniz diye tepki gösteriyor. O zaman dem diyordunuz şimdi bunu mu diyorsunuz diyor ya, İyi siyasetçilerin bence e, siyasetçiler çok anlayışlı olmak zorundalar konumlar yani. itibariyle. Herhangi bir vatandaşa isyan etme hakları yok kişisel görüşüm. Yani bence her zaman vatandaş haklıdır. Böyle. Peki de. mesela 4, 4 lira ya e, dolar kuru 2018'de, şimdi 31 liranın üzerinde ya normal mi? E, i̇şin faciası. Ben bir de biliyorsun ucuz olduğunu. Fiyattan önce düşün. değil yani. 2018... Bir de ucuz olduğunu düşünüyorum. Yani 31 lira 4 liradan 31'e lira çıkması anormal gibi duruyor. Ama her şeyi fiyatlarıyla kıyasladığınız zaman. 4 liralık o zamanki birçok şeyin 100 liraya çıktığına bak görüyoruz. Dolayısıyla burada o da normal aslında. İşin faciası yani hani 4 liradan 31 liraya çok çıkmış dediğimiz şeyin bile aslında görece diğer ürünlere göre az çıktığını görüyoruz. O da ayrı bir sorun yani zaten sürekli ara ara gündeme getirdiğimiz döviz bazında pahalılık. Yani bu kadar vatandaşın alım gücünün düştüğü bir ülkede bir de üstüne üstlük uluslararası arenada da pahalıyız. Ya yani bir Hani geçmiş yayınlarda bir hamburger endeksini, bitmek endeksini hatırlıyorsan değerlendirmiştim o. Çünkü bütün dünyada satılan bir ürünün Türkiye'deki alım gücüne göre bir halini veya işte uluslararası normlara göre bakıyoruz. E çok daha yüksek seyrediyor dünyaya göre. Dolayısıyla biz dünyaya göre de pahalıyız. Bıraktık e alım gücü olarak yani vatandaşın zaten alım gücü yok. Üstüne üstlük sen ya gelen turist için de cazip bir fiyatlama sunamıyorsun. E nereden biz kapatacağız bütün bu hataları? Bir dış finansman istiyoruz. Uluslararası sermaye diyoruz ki lütfen bize para gönderin. Sonra bir bakıyoruz ki gri listeden çıkacağız merak etmeyin çok iyi çalıştık diyoruz. Ama önceki yönetimlerde bakın bu da şimdi ben yeni İçişleri Bakanlığı'nın çalışmalarını da hep takdirle takip ediyorum. Ama önceki dönemlerde öyle bir sıkıntılar yapılmış ki şimdi ne yapsanız operasyon yapsanız bu kara paraları o ülkeden temizleme doğrultusunda hala gri listeden bir şekilde çıkamıyoruz. Ya para girişi yani olmuyor. Olmadığı için yanlış da yanlış politikalarla beraber kuru yükselttiniz mi diyorsunuz? Evet, kesinlikle yani kurun, ya normal değil bu yani. Ya kur ya kurun buraya dört yani hiçbir şey normal değil. Ülke Enflasyonun de, artacağını öngörmediniz mi bu kadar yanlış politikayla? İşte insanların maaşlarını eriyeceğini yaşayamayacaklarını öngörmediniz mi? E hatta teşvik ettiler. Yani şimdi enflasyon kolay bir çıkış yoludur. Ya işler çok serpesersek onu bir enflasyona biraz salalım. Tamam vatandaş biraz böyle bir sıkıntı yaşar ama o fark edilene kadar biz seçime gireriz ve e, ülkeye bir hormonlu enflasyonla bir nominal hormonlu bir büyüme sağlarız. Ve onunla e, en azından iç kasadaki dövizleri de bozdurturuz. Onunla sistemi çeviririz mantığı güdüldü. E, ya bu bir stratejiydi. E, Strateji uygulayanlar sonuç itibariyle sandıkta başarıya ulaştılar. Onun için bir şey diyemiyorum ama ülkenin geleceğinden de çok şey alındığını çok net şekilde görebiliyoruz. Yani bunu çok böyle detaylı analist veya işte çok iyi istatistik bilgisine sahip olmanıza gerek yok. Söylediğim gibi az önceki rakam, verdiğim rakam. Ülkede 2018 yılında yılında 4 liralık dolar 31 lira olmuş. Buna çok evet. diyoruz. Ama muhtemelen aynı anda 4 lira olan başka herhangi bir ürünün şu anda 100 liraya satıldığına eminim. İşin aynı, aynen öyle. aynen öyle. Asgari ücretin %62,5'unun... Gelmişiz yüzde